Al bakalım Yasin Efendi. Ramazan'ın işi için istediğim 1000 lira. Tohumluk çiğit alınacak diyordun. Ne oldu o iş? Fabrikadan çektik bugün hanım. Hala. Var mı başka bir şey? Yok sayende. Tamam Yasin Efendi, işine dön o zaman. Halide Hanım, bir adam geldi, ustayım falan diyor iş için. Çağır gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ustasısın sen? Makine, motor, arabalarda falan iyi anlarım. Bana otomobilden anlayan usta yetmez. Çiftlik araçlarından anlar mısın? Tamir ederim, evet. Kursunu gördüm de. Nerede gördün? Halk evinde. Hala. Adın ne senin? Ahmet. Gel benimle. Çalışın, çalışın. Akşamleyin sofrada uç sütü eksik olursa dayım hepinizi oyar, biliyor musun? Yemeği batsın. Muzaffer Bey ne zaman Avrupa'dan dönse bütün yiyiciler çiftliğe üşüşüyor. Derdi tasası da bize düşmüyor. Çek elini be. Vallahi kızım, Yasin emmin bor bor yedim. Zayıflamışım. Sonra kıza bak çubur mu yaptı, biliyor musun? Derme. Ya bu kız derdi çıktı şimdi başımıza. Bana bak. O avradının kulağını bük ha. Bana hanımlık taslamaya kalkarsa karışma. Allah Allah. Ne yapan? Bir şikayet ederim. Yok ya. Dayım seni dinliyor sanki. Ah. Ne demek dayım da seni dinliyordu ya? Ben onca yıldır kahrını çekiyorum ya onun. Beydir, ağdır diye kocamızı feda ettik. Kendine kul köle olduk. Elci Cemşir'in bitli kızı gelecek diye. Konuşturma şimdi beni. Ne bittisi kız? Konuşsan ne olur? Şuna bak. Karım o benim, karım. Neyin olursa olsun be. Dayının yanında senin ne piyasan var ki? Ne demek kız, ne piyasan var? Öyle ya. Ne piyasan var? Ya hiç piyasam yoksa bile ben koskoca Muzaffer Bey'in yeğeniyim, yeğeni. Yarın bir gün Allah korusun dayım gözünü yumsa buraların kralı benim. Ne piyasan varmış? Akla bak, akla. Ne bu gevezelik? Akşam misafirler gelecek, hiçbir şey hazır değil. Kolay gelsin. Bu Ahmet. Bundan sonra çiftlikte çalışacak. Yasin Ağa, makinelerin tamir işleriyle artık Ahmet ilgilenecek. Eti senin, kemiği benim. Bir yanlış yapacak olursa bana söylersin. Anladım hanım. Gülizar sana yatacağın yeri gösterir. Yarın erkenden işe başlarsın. Sağ ol. Hoş geldin oğlum. Sağ ol. Gel kardeş. Sana kalacağın odayı göstereyim.